Selam arkadaşlar. Bugün renk olarak da donanım olarak da harika bir böceğe rastladım. Yani açıkçası e, böceklere zaten ilgiliyim. Bu böceğin rengi beni cezbetti arkadaşlar. Harika görünüyor. E, çok janjanlı renkler. Ben böyle renkli böcekleri çok severim yani. Tabi bu böceğin özelliği rengi değil. Bu böceğin popülaritesi çok yüksek. Yani özellikle bilim e, dünyasında. Niye ki şöyle hemen özetleyeyim. Bu böcek arkadaşlar dünyanın en hızlı koşabilen böceği öyle hızlı koşuyor ki saatte 9 km hıza ulaşabiliyor. Yani bu saniyede kendi boyunun 25 katına katı hıza ulaşabiliyor. Yani insan insan yani koşarak insanları insanlar bile yetişemeyecek. Bu hızlara ulaşabiliyor arkadaşlar. Muazzam hızlı. Ya tabi e, geçtiğimiz yıllarda bunun hızını e, hız rekorunu alt edebilen bir kayar böcek türü tespit edilmiş arkadaşlar. E, yani çok yakın tarihlere kadar dünyanın en hızlı koşabilen böceğiymiş. Tabi hala daha dünyanın en hızlı koşabilen böceği dediğiniz anda yani her kaynakta kaplan böceğine rastlamanız mümkün. Şimdi bu böceğin niye adı kaplan böceği? Bu böcek av seçimi konusunda hiçbir e, yani tür ayırmıyor. En küçüğünden en büyüğüne kadar kurtçuklar falan filan önüne gelirse şu anda e, bir karınca saldırıyor. Şu anda dikkatle bakarsanız defalarca gidip ısırıp 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 kendinden büyük e, böcekleri dahi bu şekilde edebiliyor Yani ısıra 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 küçük küçük parçalaya parçalaya bunu da tüketiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Çok saldırgan ve vahşi olduğu için yani her böceğe saldırdığı için buna kaplan böceği denmiş. Şimdi hızına gelelim. öyle bir hızlı ki yani bu hız buna bir aslında bir zaaf kazandırmış. Yani e, şöyle izah edeyim. Bu hız o kadar hızlı koşuyor ki koştuğu anda arkadaşlar gözleri tamamen görmüyor. Kör oluyor. Yani o kadar hızlı koşuyor ki göz e, yani algılama bitiyor. Öyle izah edeyim. Bu yüzden yani bölgesindeki en yüksek bir taşa veya bir şeye çıkarak bölgesini tekrar taramak zorunda kalıyor. Biraz bu uzun zaman alıyor. Bunun art, yaklaşık 5-10 saniyesini alıyor bu böceğin. Bu şekilde tarayarak bütün kareleri yani bütün aralıkları, bütün otları hafızasına kaydediyor. Aynı bir navigasyon gibi. Sonra bir başlıyor harekete koşmaya. Koştu, koştuğu anda tamamen hafızasına göre koşuyor arkadaşlar. Yani kaydettiği e, o bölgesini kaydettiği bölgeye kadar koşabiliyor. Sonra tekrar bunu tekrarlamak zorunda. Yani bölgesini geçemiyor. Geçtiği zaman duruyor. Otomatikman bitiyor. Yani yine kısa küçük hareketlerle yine tekrar yüksek bir taşa çıkarak bütün yine yeni bir bölgesini bölgeyi taramak zorunda. Avlarına da bu şekilde saldırdığı için avlarının hiç şansı yok arkadaşlar. Nereden geldiğini dahi çözemiyorlar. O kadar hızlı bir şekilde saldırıp defalarca saldıra saldıra kendinden büyük böcekleri de alt edebiliyor. Yani bu böcek o kadar hızlı ki hala daha dünyanın en hızlı koşabilen böcekleri arasında yer almakta arkadaşlar. Bunu buradan özellikle izah edeyim. Endemik bir tür değil ama çok nadir görülen bir tür. Muazzam donanımı var, muazzam görünüm var. Şu harika görünüm beni zaten cezbediyor. Şimdi dişleri öyle güçlü ki yani avını ısırdığı zaman parçalayabiliyor arkadaşlar. Tabi bu kın kanatlı bir böcek. E, uça da biliyor ama çok kısa mesafelerde e, uçmayı genelde eş dönümünde e, kullanıyor yani kısa mesafelerde uçarak zaten beslenmesi bittikten sonra tamamen bu işe odaklanıyor eş yani eş aramaya odaklanıyor ve üremeye odaklanıyor öyle e, vahşi bir böcek ki eşine de hiç hoş davranmıyor yani açıkçası şöyle geçiyor kaynaklarda resmen tecavüz ediyor arkadaşlar bu şekilde eşleşerek çoğalmaya e, çoğalma, çoğalmaya çalışıyor yani. O ondan ona ondan ona e, diğer dişi böceğin istem dışı yani istemesi veya istememesi önemli değil. Bu vahşice saldırarak yani şöyle diyeyim tecavüz ederek e, üremesini sürdürüyor arkadaşlar. Bu hayvanın bir zaafı daha var. E, güneş enerjisine muhtaç ama fazla ısıda ölebiliyor. Yani bu yüzden öğlen sıcaklarında yani şöyle diyeyim çok sıcak zamanlarda gölgelerde yaşamak zorunda arkadaşlar. Bu böceğin böyle böyle de zaafları var. Çok süratli çok hızlı çok seri bir böcek arkadaşlar. Muazzam bir tür. Zaten kayıtları bu şekilde geçmiş. Bu şekilde incelemiş olalım.